Yaşamın ana kaynağına işaret eden bir öykü. Bolluğun, bereketin, emeğin tarladan sofraya uzanan simgesi. Önce uygarlığa atılan ilk adımdı. Sonra toprağın insanoğluna sunduğu en değerli lütuf oldu. Bugün dünyanın en çok tüketilen besin maddesi kaynağını ondan alıyor. Peki bu yolculuk nerede başlayıp nerede bitiyor? Buğday ve arpanın M.Ö. 7000'lerde ekilip biçilmesine karşın, tümüyle ehlileştirilmiş buğday tarımının M.Ö. 4500'lerde başladığı biliniyor. Dağda bayırda kendi başına biten ve olgunlaşan yabani bitki tohumları rüzgarın da etkisiyle etrafa saçılmış önce. Asırlar sonra insan tarafından icat edilen koca makinelerse bu kez buğdayın kaderini değiştirmiş. Tek yıllık bir bitki olan buğday karasal iklim koşullarında yetişiyor. Yeryüzündeki tarım arazilerinin yarıdan fazlası buğdayın çoğunlukta olduğu tahıl bitkilerine ayrılmış. Türkiye'deki durum da dünya genelinden farksız. Kuzeyden güneye, batıdan doğuya büyük bir alanda üretim yapılıyor. Konya ise bu üretimin başkenti. Verimli Konya Ovası buğdayın ana sahası. Türkiye buğday üretiminin yaklaşık %11'i buradan karşılanıyor. İstikamet Konya Ticaret Borsası. Hasatı yapılan buğdaylar kamyonlara yüklenip alıcıya gidiyor. Üretici ile alıcıysa anlaşmayı Konya Ticaret Borsası'nda yapıyor. Konya'nın tahıl ambarı olması nedeniyle Türkiye'nin en büyük hububat borsası da burada kuruldu. Elektronik satış sisteminin uygulandığı borsada heyecanlı bir alım-satım süreci yaşanıyor. 6. seans başlıyor. Bakıyorum yani komşu bir şey almak istiyorsa ben basıyorum yani ben alacağım. Abi o zaman orada da ben çok pis. O istemiyorum. Bu bana göre güzel bir şey. İşte. Evet. Ama tohum daha küçük. Renk aynıdır. Bu yok. Bir kuçin uygun değil. Bak o da bir şey aldı. Takip ediyorum. Kumurhane gibi bir şey geliyor, almak istiyorsun, yere ithal ediyorsun. Almak istiyorsan fiyat yükseliyor, o da o kadar güzel değil. Kaçı? Şimdi ben sizi gördüm ve hemen ilk soru olarak aklıma geldi. Bu yeni bir sistem. Evet. Siz için nasıl? Çok güzel. Biz önce itiraz ettik, yani bunu biz kullanamayız, yaşlıyız falan diye. Şimdi çok güzel kullanıyoruz, problem yok. Ama şimdi ben bir şey anlamıyorum. Evet. Fiyat olarak siz nasıl orada bir fark edebilirsiniz? Şimdi bakın şurada diyor ki kırmızı sert ekmeklik buğday. Evet. Bunun bilmiyorsunuz, numune almadınız. Evet. Ayrıntısı var. Bak bu buğday diyor ki rutubeti 9-8. Evet. Beğenmiyorsanız veya siz yükseğine çıkmak istiyorsanız şurayı tıklıyorsunuz. Evet. Beğeniyorsanız, almak evet. istiyorsanız. Ha o kırmızı tıklıyorsunuz. Tıklıyorsun yeşil yanarsa sana geçiyor. Ha. Ha. Borsanın bir bölümü alıcılara ayrılmışken diğer bölüm satıcılara ait. Bir tarafta ihtiyaç duyulan buğdayı bulma telaşı yaşanırken diğer tarafta ürünü en iyi fiyata verebilmenin gerginliği. Makarnalık, ekmeklik gibi gruplara ayrılan buğday borsada alıcısına kavuşuyor. Satılan buğdayın önemli bir kısmının adresi ise un fabrikası. Yüzünün ilkbaharı olmadıkça şu ağacım nasıl güler? Hamurunu sen yoğurmazsan mayam nasıl tutar? Demiş Mevlana Celaleddin Rumi.
Bugün Mevlana'nın topraklarında Sarı Başağın türküsü söyleniyor. Her gün yeniden. Bir buğday tanesiyle başlayan öyküler yazılıyor. Ve sıcak bir somun ekmeğin tadında yaşanıyor hayat.